Okuduğum bir diğer kitap Gülşehirlik Bank'ın İhtimali oldu. Bu arada sesim birazcık kısık gelecek çünkü yan taraf gerçekten çok büyük sorun çıkartıyor ama ben bunun böyle böyle öcünü alacağım onlardan. Yani bu zamana kadar evde yaptıkları partilemeler, o kız kıza bağırışları bilmem neleri falan, hadi sesimi çıkartmadım falan dedim. Sonuçta ben de video çekiyorum ama bu akşam yaptıkları bu rezillik ve beni bu strese sokma durumu gerçekten çok kötü oldu. Sesim kısık gelecek ama gelecek yani hani. Vazgeçmeyeceğim video çekmekten. Neyse, dediğim gibi okuduğum bir diğer kitap Gülşehirlik Bank'ın İhtimali oldu. İhtimal benim bir otobüs yolculuğunda yaklaşık 3 ya da 4 saat içerisinde bitirdiğim, o kadar çabuk içine girebildiğiniz, olayların hızının çok fazla olduğu, sizi alıp götüren ve hikayeye kaptıran kitaplardan bir tanesi. Bir kadının kendi hayatını düzene sokmasını anlatıyor aslında. Arkasını okuduğun zaman bundan bir aşk hikayesi gelecek, işte bundan bir ayrılık hikayesi gelecek, bir hüzün okuyacağız falan diyorsunuz. Bunların hepsi içerisinde var ama aslında olaya bambaşka açıdan da yaklaşmak gerekiyor. Ana karakter çok başarılı bir gazeteci ve çok başarılı olarak gözüküyor ama kendi hayatında büyük eksiklikleri var. Örneğin mutsuz bir evliliği var. Geçmişinde çok fazla hata ve yanlış yapmış, çok zengin kız triplerinde dolaşan insanların aşık olmaktansa eğlenmek istediği kızlardan bir tanesiyken, genç kadınlardan bir tanesiyken sonrasında aşkı tanıyor. Kendi hayat hikayesini anlatıyor aslında. Yani Gülşah değil de ana karakter kendi hayat hikayesini anlatıyor. Bütün geçmişini döküyor sana. Orada yaptığı hatalar ve o hatalardan ders alması, onlarla ilerlemesi ama bunları tam anlamıyla toparlayamaması, sonra yaptığı o yanlış evliliğin ardından hayatının çok başarılı gibi gözükmesine rağmen aslında nasıl bir adam tarafından mutsuzluğa itilmiş olduğunu gösteriyor. Aşık olduğu bir yazar var ama bu aşık olmak cinsellik anlamında bir şey taşımıyor en başta. Bütün kitaplarını okumuş, her şeyi incelemiş, ezberlemiş bilmem ne falan ve bir gazeteci olduğu için o yazarla röportaj yapmak istiyor. Sonrasında bu adamla bir şekilde tanışıyor, röportaj geliyor ve aralarında bir iletişim oluyor. Fakat şöyle bir şey var ve bu ilerliyor tabii daha sonrasında. Adam da evli, kadın da evli. Normalde baktığın zaman aldatma bizim sosyal normlarımızda kötü algılanabilecek bir şey. Yani kötüdür, aldatmak kötüdür. Hani bundan yana herhangi bir şey demiyorum. Ama bunu farklı pencerelerden ve farklı boyutlardan anlatıyor. Aşkı tekrar tatmak, mutsuz bir evliliğin aslında ne kadar kötü olduğu, bunların sebeplerini de gösteriyor sana. Hani şey değil, aldattı ama mutsuz bir evliydi, bundan dolayı da haklıdır bilmem ne falan değil. Gerçekten çok güzel bir şekilde sunuyor size. İçerisinde aşk var, hüzün var, ayrılık var ama daha çok kendini toparlama hikayesi olarak görüyorum ben bunu ve mutsuzsanız, kendinizi eksik, hiçbir şey yapamayan, yetersiz biri gibi hissediyorsanız ihtimali okumanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. Sizi toparlayacak, sizi rehabilite edecek. Çok fazla toplumsal soruna ya da başka bir şeyin içerisine girmiyor burada. Hani ondan yana o kadar ağır bir kitap değil. Ama dediğim gibi sizi toparlayacak, kendi hatalarınızdan ders çıkartmanızı sağlayacak, görmenizi sağlayacak kitaplardan bir tanesi. Ben seviyorum Gülşah'ı. Epeydir de tanışıyoruz. Geçtiğimiz İzmir fuarında biraz böyle yan yana gelme ihtimalimiz olmuştu ama bu fuar için anlaştık. Hatta öncesinden sözleştik. En sonunda orada bir kahve içeceğim ve orada onunla çok daha derinlemesine konuşmak istiyorum. Öyle. Önereceğim kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitapsa, bunu bu kadar sessiz nasıl anlatacağım hiç bilmiyorum, Seray Şahiner'in Kulu. Çünkü abi Seray, ya hani Seray. Benim Antabus'una kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben Seray Şahiner'le onun sayesinde tanıştım. Onun sevdiği kitaplardan bir tanesiydi. Hatta o tiyatrosuna da gitmişti daha sonrasında. Bana dedi, kitabı oku, oyununu izle. Kitabını okudum, oyununu da izledim. Oyunla ilgili henüz bir yorum gelmedi. İster istemez arada kaldı ama gelecek. Hatta benim Seray Şahiner'le ilgili bir yazar 5 kitap ya da bir yazar 3 kitap diye bir seri başlatacağım. Onu da Seray Şahiner'le başlatacağım. Çünkü Seray Şahiner. Antabus efsaneydi. Antabus'u herkese okuttum. Herkes çok beğendi. Üçüncü dünya ülkelerinde, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'de kadına bakış açısını muhteşem bir şekilde veriyor. Seray Şahiner aslında bizim toplumumuzdaki kadınları muhteşem gösteriyor. Yani hanımların dikkatinde bunu görmek çok mümkün. Hanımların dikkatine dört ayrı hikayeden oluşan ama aslında ilk hikaye hariç diğerleri birbirleriyle bağlantılı karakterleri kapsayan uzun bir öykü roman gibi bir şeydi. Yani öykü öykü olmasına rağmen birbirlerine bağlanıyordu ve gerçekten çok güzeldi. Kadın hallerini muhteşem bir şekilde yansıtıyordu. Aynı Ferit Edgü gibi Seray Şahiner'in de kadınları gözlem yeteneğinin ve hatta bizim toplum gözlem yeteneğinin muhteşem olduğunu düşünüyorum. Burada da aynı şey var. Çok güzeldi. İmzalı olarak göndermiş bu arada bana, çok çok tekrar tekrar teşekkür ederim Seray Şahiner'e. Umarım
artık bu fuarda görürüm. Yani görmem lazım çünkü konuşmak istiyorum. Kul Antabus'un aksine yavaş yavaş her şeyden vazgeçmeye başlayan Mercan'ı anlatıyor. Yani orada Leyla ne kadar toplumdaki insanlara, kocasına, ailesine ve yaşadığı şeylere rağmen dimdik durmaya çalışıyorsa, Mercan yavaş yavaş vazgeçen bir karakter aslında. Toplumun, İstanbul'un bu yeniden şehirleşme, ne deniyordu ona, yapıldığı, hani yeniden düzenlendiği yerlerinden bir tanesinde apartmanın zemin katında yaşayan ama bir kapıcı değil, yani kat görevlisi değil, apartman temizleyicisi. Kocası var, bir tane evli, kocası hiçbir iş yapmayan eserkeş bir herif. Ve çok fazla kavga ediyorlar. Mercan gidiyor, apartman temizliyor, para kazanıyor. Daha sonrasında geliyor, kocası bütün bunları yiyor, ediyor falan. Bunlar bir gün bir kavga sırasında işte alır başımı giderim diyor kocası. O da gider, sen git diyor ve kocası gidiyor. Kocası gittikten sonra Mercan'ın hayatının nasıl ters düz olduğunu görüyorsun. Yani bu şey değil, bir adama bağlı kalmak değil aslında. İşte... Kocası yine öyle böyle başındaydı, gitti de böyle oldu bilmem ne, sinek kadar kocam olsun da başında bulunsun misali değil. Okuyunca göreceksiniz zaten. Sadece Mercan için önemli şeylerden, en büyük hayallerden bir tanesi olan bir çocuk hayalinin gitmesi. Kocasının gitmesiyle birlikte Mercan'ın çocuk hayali de tamamen sulara düşüyor ve sırf bu yüzden o hayaline tekrar kavuşabilmek için kocasının dönmesi adına yaptıklarını da görüyorsun. Dualar, adaklar, işte... Kabir ziyaretleri, oralarda mum yakmalar, çıpıt bağlamalar falan freshmek. Ama bütün bunların arasında inancı da muhteşem bir şekilde sorguluyor. Bu kötü anlamda değil. Ben bunu her söylediğim zaman abi işte sen böyle böyle inanca yardırıyorsun. Değil. Yani mesela şey diyor, Mercan her şeyden vazgeçebilirdi ama Allah'tan vazgeçemezdi. Çünkü onun dışında hiç kimsesi kalmamıştı. Ama zaten Mercan Allah'tan vazgeçmemek için dua etmeyi bırakmıştı. Dua etmekten vazgeçmişti diye bir cümlesi var. Bu çok çok güzel bir şey. Yine aynı şekilde bir hatası, yanlışı varsa Allah Mercan'ı affetsindi. Zira Mercan Allah'ı olduğu gibi kabullenmişti diye söylediği bir yer var ki oradaki o çaresizliği, oradaki o... vazgeçişini aslında muhteşem bir şekilde veriyor. Seray Şahiner'i okumanızı istiyorum. Seray Şahiner'le herhangi bir kitabıyla, reklama atla deneme olduğu için belki biraz şey gelebilir ama herhangi bir kitabıyla, mümkünse Antabus'la okumanızı istiyorum. Muhteşem bir kitaptı. Bizi, yani orta sınıf yaşayan insanların bile apartman görevlileri ya da işte çöpçüler ya da onun gibi biraz daha altımızda olan insanlara karşı nasıl davrandığımızı muhteşem bir şekilde gösteriyor. O insanların, yani onların toplum içerisinde kendilerini nerede gördüklerini, nasıl hissettiklerini ve yaşananlardan nasıl etkilendiklerini muhteşem bir şekilde gösteriyor. İnsanların din ve inanç uğruna yaptıklarını inanılmaz bir şekilde gösteriyor. Gerçekten çok güzeldi. Şunu sessiz anlattığım için şu anda yandakilerden nefret ediyorum. Ama öyle. Okuyun. Muhakkak okuyun. Muhakkak okuyun. Antabus'tan sonra okuyanlar genel olarak hani farklı baktılar ama bir kitabı, daha doğrusu bir yazarı kendi kitapları arasında değerlendirirken bile hani anlattığı şeylere göre değerlendirmeyi düşündüğüm için Antabus'la yan yana koyarak konuşmuyorum kesinlikle. Antabus Seray'ın bambaşka bir irdelediği konu, Kul onun irdelediği bambaşka bir konu. O yüzden bence ikisi de eşit derecede gerçekten çok güzeldi. Bir diğer kitapsa Nermin Yıldırım'ın Dokunmadanı. Nermin Yıldırım benim geçtiğimiz sene... Evet, geçtiğimiz sene Güç Oburlar'da bir hikayeyle, Hoş Geldin'le tanıştığım, daha sonrasında Unutma derslerini okuduğum yazar. Yani Hoş Geldin'le tek bir hikayeyle beni kendine bağlamıştı çünkü onun muhteşem bir dili var. Eski Türkçe çok fazla kullanır, eski Türkçe derken Osmanlı Türkçesi bilmem falan değil ama Türkçe kelimeleri mümkün olduğunca çeşitli kullanır ve bunu bütün kitaplarında anlatır. Her bir karakteri biraz sarkastiktir ki Hoş Geldin'deki de aynı şekildeydi. Ölüp öte tarafa gidip orada istediği şey ne oldu diye sorulduğunda dönemin diktatörü öldüğünde cehennemde ona karşılama yapmak isteyen kişi olduğunu söylüyordu falan. Yani öyle düşün. Öyle sarkastik. Unutma derslerinde bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Dokunmadan da karşımıza adalet çıkıyor. Aslında adalet ve Sadi Sever çıkıyor ki Sadi Sever bu zamana kadar karşılaşabileceğiniz en böyle alıp bağıra basılacak karakterlerden bir tanesi. Adalet biraz farklı. Dokunmadan şeyi zaten oradan geliyor. Suya sabuna, hiç kimsenin hayatına hiçbir şekilde dokunmadan yaşamış bir karakter. Bir gün
Ölümün eşiğine geliyor ve ölümün eşiğinden çıktıktan sonra hayatını değiştirmek istediğine karar veriyor. Yani bu zamana kadar kimseye dokunmadan, kimseye şey etmeden yaşadım ve kötü olduğunu düşünüyor. İnanılmaz bir vicdan azabı var ama bu her şeyden dolayı vicdan azabı var. Örneğin çok basit şeylerden bile vicdan azabı çekebiliyor. Bunu düzeltmek adına kendi çocukluğuna gidiyor ve kendi çocukluğundan yaptığı ilk kötülüğü hatırlamaya çalışıyor. İşte ilk büyük kabahat, ilk büyük günah. Ne yaptım da ben ondan sonra böyle canavarlaşmaya başladım diyor. Kendini o şekilde görüyor. Çok fazla arkadaşı yok. Hatta sadece bir dakika. Aile miydi? Ailen miydi? Anlatmam lazım, söylemem lazım. Bir dakika. Hülya. Sadece Hülya var. Arkadaşı. Hülya inanılmaz bir karakter zaten. Onu okuduğunuzda göreceksiniz. Yani onu spoiler vermek istemem ama Hülya gerçekten efsane bir şey. Adalet de efsane bir karakter ki. Yani Hülya gibi bir karakter var zaten hayatında. Hülya ile birlikte bir yolculuğa çıkıyor. İlk büyük günahını hatırlıyor ve daha sonrasında onunla ilgili şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Bir yolculuk hikayesi. Ve bu yolculukta ona, ki aslında nekaat döneminde olması lazım. Ölümden son anda kurtulmuş, işte iyileşmesi lazım bilmem ne falan. Ama bu nekaat döneminde yine durmuyor. Ve işte telafi etmesi gereken kişiye gitmek için bir yolculuğa çıkıyor. Ve bu yolculuk sadece Sever'in oraya gelmesi, ikisinin o yolculukta yaptıkları o kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi ki. Hayatımda Adalet gibi bir karakter var. Hayatımda Sadi Sever gibi bir karakter de var. Ve hani tam Sadi Sever gibi olmasa da aslında Sadi Sever. Adamın ilk girişi bile o kadar güzel ki. Yani şey diyor, artık birbirimize yalan söyleyecek kadar samimi olduğumuza göre merhaba benim adım Hızır diyor. Kendini o şekilde tanıtıyor en başta. Ve hani böyle bir kelime var ya da işte söylesene Adalet, insanlar ne söylerse birbirlerini tanırlar. Adalet de Sadi Sever'in birbirlerini tanımasını görüyorsun ki Adalet için bir insanla tanışmak gerçekten çok zor bir olay. Yani bu zamana kadar dediğim gibi hiç kimsenin hayatına dokunmamış, arkadaşlık kurmamış, etmemiş bilmem ne falan kendi halinde yaşayıp giden Hülya'sı var sadece. Ve bu Hülya ile hayatını idame ettiriyor. Bir adamla tanışmak, bir adamla yakınlaşabilmek çok zor bir şey. Ama karşısındaki Sadi Sever. Yani insanlara bakış açısının toplumsal sorunları muhteşem bir şekilde gösteriyor. Yine aynı şekilde şu 15 kişi tarafından zorla birlikte olunan, ailesi tarafından pazarlanan o kızı Ali İsmail Korkmaz'ı ve diğerlerini de bunun içerisinde görüyorsun. Çünkü Adalet biraz farklı. Rüzgar onunla konuşabiliyor mesela. Hani Rüzgar ona bazı şeyler gösteriyor. Takıntılı bir kadın. Ama niye bu gardı aldığını, neden hayata karşı böyle bir şey geliştirdiğini de okuduğunuz zaman göreceksiniz. Herkese öneriyorum. Yani Nermin Yıldırım'la tanışmak istiyorsanız dokunmadığını okuyabilirsiniz ki ben şu anda Unutma Beni Apartmanı'nı okuyorum. Ve Unutma Beni Apartmanı da gerçekten çok güzel bir şekilde gidiyor. O ilk kitabı ve hani şunu diyorum. Nermin Yıldırım'ın normalde şey vardır. Örneğin ben Sema Kaygısız'ın diğer kitaplarını okuyup en sona doğru Esir Sözler Kuyusu'nu okudum. İlk kitabı oydu. Ve hani orada şey dedim. Evet, bu kadın bu yollardan buraya gelmiş. Ama Nermin Yıldırım daha en baştan itibaren o kadar güldür güldür yazmış ki. O kadar başarılı yazıyor ki gerçekten çok iyi. Tanışmanız lazım. Nermin Yıldırım'la bir şekilde tanışmanız lazım. Ve dokunmadan da başlayabilirsiniz buna. Adaletle başlayabilirsiniz. Ya çok güzeldi. Çok güzel bir hikayeydi. Yine toparlanma hikayesi. Örneğin Adalet dediğim gibi çok farklı bir karakter ve bir şeyi var. Defteri var. Bu defterin içerisinde 3. sayfadan kestiği ilginç cinayetleri yazıyor. Yazıyor derken yani oraya yapıştırıyor diyor. Sonrasında gittiği şehirlerde bakıyor işte. Hani buraya ilgili ne vardı? Burayla ilgili bir şey var mıydı diye oradan kontrol ediyor. Farklı bir kadın ama muhteşem bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Öneriyorum kesinlikle ama. Kesinlikle öneriyorum. Bir diğer okuduğum kitapsa Aslı Perker'in Suflesi oldu. Aslı Perker'le ben Nermin Yıldırım ve Seray Şahiner sayesinde tanıştım. O ikisinin paylaşımlarını da görmüştüm profillerinde. Ve dedim ki ikisinin de sevdiği birisini muhakkak seveceğim çünkü ikisini de çok seviyorum. Aslı Perker'in Suflesi umutsuzluklar üzerine kurulu bir kitap. Aslında umutsuzluktan kendini düzeltmeye giden bir kitap. Üç farklı karakteri alıyor ele. Bunlardan bir tanesi Türk, bir tanesi İtalyan. Hayır, bir tanesi Türk, bir tanesi
Fransız, bir diğeri de Amerikalı. Ama aslında Amerikalıdır. Filipinli bir kadın. Daha sonrasında işte Amerika'ya geçmiş ve orada yaşayan, köklerinden tamamen kopmuş, isminden vazgeçmiş, Amerikalılaşmaya başlamış ve daha sonrasında bundan inanılmaz sıkıntı duyan bir kadın. Üçünün de hayatında çok büyük zorluklar var. Örneğin Ferda, Türkiye'de olan, annesi bir rahatsızlık geçiriyor ve rahatsızlık geçirdikten sonraki o anne, yani düşman başına bir anne, rahatsızlık geçiriyor. Rahatsızlık geçirdikten sonra Ferda ile birlikte yaşamaya başlıyor ve kendini yatalak olduğuna inandırıyor. Aslında değil. Fizik tedaviler bilmem neler falan yapılabilirse ayağa kalkabilecek bir kadınken ne yapıyor, ne ediyor? Kendini yatalak olduğuna ikna ediyor ve hiçbir şekilde yataktan kalkmıyor. İnanılmaz sinir bozucu bir kadın. Ve bir yerden sonra yavaş yavaş akli dengesi de gitmeye başlıyor. Unutuyor, farklı şeyler hatırlıyor. Zaten yatalak, dünyayı dar etmeye başlıyor. Ferda'nın hikayesini görüyorsun. New York'ta Lilia dediğim gibi aslında Filipinli bir kadın ama ismini falan her şeyini tamamen geride bırakıp bir Amerikalılaşmaya başlıyor. İnanılmaz sıkıcı bir herifle evli. Neden o adamı sevdiğini hiçbir şekilde bilmiyor ki. Çok uzun yıllardır kocaman evin içerisinde ikisi farklı katlarda yaşıyorlar. Adam çok sıkıcı, çok renksiz, gri bir herif. Tonlu bile değil yani hani gri, saf, böyle fon bir herif. Zamanında çocukları olmadığı için evlatlık edinmişler. İki tane Vietnamlı çocuğu fakat daha sonrasında o çocuklar da tamamen ondan kopmuş. Lilia hiçbir zaman istediği aileyi bulamamış, köklerinden kopup gelmiş ama burada iyice yabancılaşmış. Bir komşu kültürü hiçbir şey yok. Sonra kocasının bir gün bir pıhtı atıyor, beynine gidiyor ve felç geçiriyor. Sol tarafı felç geçiriyor. O da bütün bu işte her şey bitti, adam artık emekliye ayrıldı ister istemez evine yeni insanlar almaya başlıyor. Öğrencilere kiralıyor, onlarla birlikte hayatını düzeltmeye başlıyor. Paris'te Mark var. Mark işini kaybettikten sonra tüm dünyaya küsen birisi. Çünkü Mark işiyle var olan bir insan. Yani normalde sosyal becerileri o kadar yüksek değil ama işiyle birlikte o sosyal becerileri sağlıyormuş gibi gözüken en yakın arkadaşı karısı olan ve onu yitirmeyle birlikte dünyadaki her şeyi yitirdiğine inanan bir adam. Bu üçü bu olaylar karşılaştıktan sonra kendilerini mutfağa veriyorlar. Normalde zaten Lilia ve Ferda mutfakta çok fazla vakit geçiren bir insanken Mark için mutfak karısının hayaletleriyle dolu bir yer. Mutfağa hiçbir şekilde girmemiş, yemek yapmayı bilmeyen, beceremeyen bir insan ve olay dediğim gibi mutfakta geçiyor. Mutfakta yaptıkları yemekler, hayatındaki gelişmeler, hepsinin kendilerini iyileştirme çabaları, her birinin hayata karşı karşılaştığı zorluklar ve bunlara verdiği şeyleri görüyorsun. Olay suflede bitiyor. Çünkü sufle mutfakta yapılması en zor tatlılardan bir tanesi. Tatlı zaten çok zor ama sufleyi yapmak çok daha zor. Çünkü suflenin ortası çöktüğü zaman aslında hani dışarıda yiyorsanız bile o suflenin ortası çökmüşse işte şey. Örneğin şey diyor. Hiç kimse size hiç burada bir yerde vardı. Bir dakika. Aynen şöyle. Hiç kimse size fırının kapağını 5 saniye erken ya da geç açarsa tarifin işe yaramayacağını, suflenin ortasının pof diye içine çökeceğini söylemezdi ve bunları onlar öğrenecekti. Güzel ve kaprisli bir kadın gibiydi sufle. Ne gün ne yapacağı belli değildi. Hiçbir kitapta işin tam kuralı yoktu. Bunların hepsini kendiniz bulacaksınız işte. Fırını ona göre ayarlayacaksınız diye. Hani öyle bir metafor vererek kendi hayatlarını düzeltme hikayesini anlatıyor. Güzel bir kitap. Çok öyle ekstrem bir ağırlığı ya da derinliği tabii ki var ama hani öyle ekstrem toplumsal sorunları falan irdelemiyor baktığınız zaman. Rahat rahat okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Eğlenceli, bir miktar hüzünlü ama yine de kendi hayatını toparlayan insanları okuduğunuz için ve onun uğruna yaptıklarını gördüğünüz için bir yerde de eğlenceli. Güzeldi. Ben çok çok sevmiştim. Bir diğer kitap, son zamanlarda okuduğum, iyi ki de okuduğum dediğim kitaplardan bir tanesi olan Aileen Oflaus'un Murakami'nin Kedisi. Bu kitap çıktığı andan itibaren benim merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Çünkü editörü Esengür. Esengür'ü biliyorsunuzdur. Eğer yenilerdenseniz, işte Bookstagram'da ya da Booktuber'lar arasında yenilerdenseniz tanımıyor olmanız çok normal. Ama bizim gibi kitapların içerisinde hani Instagram'da ve işte bloglarda eskiyseniz Esen ablayı Dex'in altın çağından hatırlarsınız. Muhteşem bir kadındır ve eline neye atsa güvenebilirsiniz ona. Kocan Kadar Konuşun da yine aynı şekilde editörüydü. Onun ardından Türk kitaplarda da devam etti. Ben
Esen abladan dolayı Murakami'nin kedisini merak ediyordum. Şeyi de biliyorum. Haruki Murakami'yi de biliyorum. Sonuçta sevdiğim yazarlardan bir tanesi ki içerisinde bolca Zemberek Kuşu'nun güncesi. Evet. Bir de sahilde Kafka'ya şey vardı. Ne dersin ona? Gönderme vardı. Johnny Walker'lardan bilmem nelerden ya da işte zaten kedi olarak baktığın zaman Murakami'nin hikayesinde, hayatında kedinin yerini de çok çok iyi bildiğimizden muhteşem göndermeler vardı. Bir absürt komedi aslında. Yani olmayan bir hikaye. Murakami bir gün Türkiye'ye geliyor. O sırada kocasını terk etmiş bir kadın var. Murakami'yi inanılmaz çok seviyor. Panele gidiyor. Kedinin kaybolduğunu öğreniyor. Murakami'den ki Murakami inanılmaz köpek çekiyor yani kadına. O sırada işte ana karakter Murakami'nin kedisini buluyor, kaçırıyor, evine getiriyor. Sonradan o kediyle konuşan bir adet Praglı kadın, büyücü. Sonra bir rahip. Bu arada şeyde hangi şeyin orada kalıyordu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyoğlu'ndaki şey. Ana, kilisenin ismini unuttum. Ha, San Antonio, sen tabii San Antonio Kilisesi'nin oradaki apartmanlarda yaşıyor. Oradan bir rahip. Yine aynı şekilde bambaşka bir adam, Türkiye'deki Anadolu mitlerini inceleyen inanılmaz garip görünüşlü bir adam. Lal bu arada ana karakter. Lal'in arkadaşı orada oturuyor. Arkadaşının evinde kalıyor. O evin içerisindeki bitkiler falan inanılmaz farklı. İşin içerisinde büyünün olduğu, hani Johnny Walker'ın olduğu şeyi bilenler, okuyanlar için söylüyorum en azından. Sahilde Kafka'yı okuyanlar için söylüyorum. Olduğu, kedilerle konuşan kadınların olduğu, kedilerin konuştuğu, kedilerin tüm dünyanın bilgisine sahip olduğu. İnanılmaz absürt, inanılmaz komik ama yine de güzel bir hikayeydi. Gerçekten çok sevmiştim. İyi ki de okumuşum diyorum. Bir diğer kitabını merak ediyorum. Bunun devamı gelecek çünkü Lal'in hayatı kaldığı yerden devam ediyordu. Bram Stoker'ın masasında hikaye devam edecek. Bakalım öyle. Bir diğer kitapsa Bursa Fuarı'ndan aldığım, çıktığı zamandan beri merak ettim çünkü yorumlar gerçekten çok güzeldi. Birgül Özcan'ın Ev Anası. Bu kitabı yine aynı şekilde şey gibi, antabus gibi her yerde duyuruyorum. Ev Anası'nda Nur diye bir karakter var. Nur, doğru söyledim değil mi? Evet, Nur. Diye bir karakter var. Ve bu Nur aslında iyi eğitim görmüş. Evlenmeden öncesinde de evlendikten sonra da belli bir süre çalışmış. Daha sonrasında çocuk sahibi olduğunda hani işi falan her şeyi bırakıp evde yaşamını sürdüren birisi oluyor. Ama hiçbir şekilde kendini ev hanımı demiyor. Çünkü kendini bir ev hanımı yani ben şey diyor 9 yıllık hayatımda diyor hiçbir zaman evde hanımlık yapmadım. Ben bir ev anasıyım diyor. Mutfağında geçiriyor hayatını farklı farklı yerlerde yaşamış. En son bir yere geliyor bu. Bir apartmanda yaşıyor. Apartmandaki kadınlar da yine genel olarak ev kadını, ev anası. Bir tek alt komşuları, en alt komşuları emlakçı olması lazımdı. Her biri birbirinden farklı karakterler var. Tamam işte bir tanesi kilo aldığı için işinden atılmak durumunda kalan bir hostes var. Yeni evli bir çift var. Bir de işte hayatın feleğin çemberinden geçmiş sürekli ağzı anason kokan ama muhteşem bir karakter olan emlakçı kadın var. İsmi aklıma gelmiyor şu anda. Neyse Nur dediğim gibi evde yaşayan bir kadın. Aslında tabii reklamcılık bitirmiş, metin yazarlığı yapıyor bilmem ne falan. Fakat yaptığı şeylerde bile hani ev hanımı olarak geçtiği zaman adı, mesleği daha doğrusu, hep küçük görünmüş birisi. Bu kadın cinnetin eşiğinden geçip gelen, ev hanımlarının hani bu sinir harbini, annelerimizin neden temizlik yaptıktan sonra o yerlere yalın ayak basma, is çıkacak biraz bekle kurusun dedikleri muhteşem bir şekilde veriyor. Gerçekten çok güzel. Yani ev kadınlarını muhteşem bir şekilde anlatıyordu bu. Nur apartmanın yöneticisi bu arada ve yazdığı yazıları apartmanın panosuna asıyor. Yani bir gün yazmaya karar veriyor. Daha sonrasında bu cinnet halinden kurtulabilmek için. Sonra işte onları apartmanın panosuna asmaya başlıyor ki gelen giden okusun bilmem ne falan. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Yine aynı şekilde toplumsal birçok soruna parmak basıyordu. Kocalara, diğer insanlara, ev kadınlarına bakış açısına muhteşem bir şekilde giydiriyordu. Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yazmış olduğu bir manifesto var. Efsaneydi. Orada söylediği bir şey var. Hepsini söylemeyeceğim, hepsini okumayacağım. Sadece tek bir yeri okuyacağım. Aslında okumayı çok isterdim ama şu anda okursam hem bu sesle bayağı şey olacak hem de yandaki çıldırır mı bilmiyorum. Aslında 3 tane kitabım var, dur.
Şurasını okuyabilirim. Diyor ki, hemcinslerime küçük mektup diye giriyor. 8 Mart günü öncesinde yazıyor bunu. Erkek sen de oku lütfen. Göz hakkım var. Bir yerin şişmesin. Emi annem. İş bu kaçık mektup yahut manifesto ne dersin artık? Günden çıkıp hafta boyu tüketim mesajlarına maruz bırakıldığınız kadınları taciz günü vesilesiyle bir kısım basın yayın organlarına misilleme olsun diye yazılmıştır. İnşallah o organlar kanser olur, ölür biz de kurtuluruz. Yeri gelmişken basın yayın bölümü mezunu biri olarak rica ediyorum basın yayın ama gözünü seveyim artık gördüklerinize inanamayacaksınız diye başlık atmayın. Yayıncılık yaptığınız ülke Türkiye. Neymiş bizim inanamayacağımız? İnanırız. Merak etme sen. Şaşkınlık eşiğimiz hayli yüksek. Boşuna velveleye verme ortalığı. Sakin ol. Şimdi de bakalım ne göstereceksin yine. Dur ben söyleyeyim. Makyajsız kameralara yakalanan Rihanna. Aslanı emziren domuz. Botokslu Michael Rourke. Peki canım. Bu senede lütfen arka kadın programlarına kadın polis, kadın şoför, ne bileyim lastik değiştirebilen yaşlı ne çağırmayın. Ayla Algan Seda Sayan'a çıkıp koca öküzü okumasını rica ediyorum. Öncelikle uyarayım, konforunuzu biraz bozmayı planlıyorum. O yüzden kendini iyi hissettirecek ne asil bir varlığım ben. Aman da çok hakkımızı yiyorlar. Taciz, tecavüz, her bela başımızda değerimizi bilmiyorlar diye yakınıp en çok itilip kakılan canlı türü olduğumuzu düşünüyorsan buradan ayrılalım. Hamasi nutuklar atacak, konuya kadın haklarından girip çocuk gelinlerinden çıkıp baba bizi okula gönder kampanyalarından bahsederek eşitlik mesajları verecek insan çok. Bu yazı pek havalı ve havadar değil. Biraz dar gelebilir, daral getirebilir. İşine gelmeyen şimdi okumayı bırakabilir. Kalıp okumaya devam edenlerde umut var diyorum. Zira ben kendim dahil bütün kadın milletinden yer yer sağanak şeklinde umudu kesiyorum. Ama sizin kendinizden umudu kesmemiş olmanız da bir şey. Her neyse sevgili hemcinsim. Diyeceğim o ki seni yiyorlar. Masallah masallah. Senin yakındığın, cık cık dediğin, en çok şu 8 Mart havalarda terslendiğin adamları... Senin anan gibi bir kadın büyüttü. Kızlarını okula göndermeyen o adamları biz doğurduk. Seni aldatan o adamı doğuran da bir anaydı. Ben artık saçma sapan konuşan kadınları aşağılayan hiçbir adama kızmıyorum. Onu büyüten kadını bulup carlamak istiyorum. O büyüdüğünü sanan şımarık çocuklara da acıyorum. Doğru düzgün insan büyütemeyen anaların eseri bu çocuklar. Kabul edelim artık. Erkek millet deyip suçlu aramayı kes. Doğuda kızları okutmuyorlarmış, evlendiriyorlarmış. Batıda çok mu özgür sanıyorsun kendini? Güldürme beni. Kendi elleriyle kendine değer biçen kadınları gör. Tek taş pırlanta olmadan evlenmem diyerek kendine değer biçen karıtım bu diyen sen değil misin? Sen hemcinsim, başlık parasıyla evlendirilen o kızların babaları kadar korkunçsun diye devam ediyor. Abi çok güzeldi. Yani gerçekten çok güzeldi. Ve bir şey yapın kendinize. Ya bir ara verin. Elinizdeki kitabı bir kenara koyun. Sıkılmışsınızdır, bunalmışsınızdır. Hem böyle eğlenecek, hem mizahi yönü olan ama kara mizahı olan bir kitap arıyorsanız bunu muhakkak alın. Etiket fiyatı 12 lira. Yani internette 8 liraya, 7 liraya falan da bulabilirsiniz. Ama en azından gidip bir kitapçıdan 12 liraya alabilirsiniz bunu. Düşün yani o kadar da fiyatı uygun. Bir diğer kitap Frid Edgün'ün Gemidesi oldu. Ben Frid Edgün'ü dediğim gibi çok seviyorum abi. Yani hani bununla ilgili başka hiçbir şey yok. Hakkari'de bir mevsim okuduktan sonra bakış açım çok çok değişti. Ve birçok kitabında bana farklı farklı açılar sunuyor bu adam. Ya ama baktığın zaman hala top noktada. Hani Hakkari'de bir mevsim ardından kimse. Onun ardından Eylül'ün gölgesinde bir yazdı geliyor ama Bir Gemide de harikaydı. Bunun içerisinde bir hikaye dediğim gibi Hakkari'de bir mevsime dayanıyor. İçerisindeki hikayeler birbirlerinden çok farklı ve o zamanın toplumsal sorunlarını muhteşem irdelediği gibi aslında kendi zamanında kalmamış şimdiki toplumsal sorunları da muhteşem irdeliyor. Özellikle Bir Gemide hikayesi. İçerisinde birçok hikaye var. Bir Gemide kitaba da ismini veren hikaye. Bir Gemide hikayesi yönetimi, yöneticileri, yönetilen insanları muhteşem şekilde ele alıyor. Bir gemi kullanarak, gemideki insanları da ele alarak ülkeyi ve ülkeyi yönetenleri ve hatta inancı, tanrıyı muhteşem şekilde irdeliyor. Her yöne çekebilirsin. Cidden çok güzeldi. Örneğin neden o gemide olduğunu bilmeyen insanlar var. Hangi rotada ilerlediklerini, nereye gittiklerini, ne zaman orada varacaklarını bilmeyen insanların olduğu bir şey. İnsanlar işte sorgulamaya başlıyor. Geminin tayfalarıyla ya da çalışanlarla konuşmaya başladıkları zaman ortadan kayboluyor insanlar. Kaybolmak derken yani öldürülüyor falan değil. Konuşmayı reddediyorlar. Bir kaptan var mı? Kaptan gözükecek mi? Sırf kaptanın ortaya çıkması için bir fırtına bizi alsın götürsün. O sırada kaptan ortaya çıkacak mı demeye başlıyor insanlar. Sınıflandırılmışlar zaten. Üst kısım 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıflar olmak üzere. En altta hiç kimsenin görmediği forslar var.
Forsalar mıydı? Kürek makineleri oluyor ya, onların da olduğu. Ama inanılmaz eleştiren bir kitaptı. Kentin üzerinde ağır bir koku yine aynı şekilde çok güzeldi. Bir tane daha vardı. Seksek değil, hayır. Dönüş aynı şekilde muhteşemdi. Ve bunların o zamanlarda yazılmış olduğuna, yani o tarihlerde, ki bu tarihler genel olarak 72, 63, 68, 63 var mıydı bilmiyorum. Hayır, 67 var. 67'de başlıyor, evet. 67, yine 68, 73, 72 bir tarihlerde yazılmış olduğuna inanamıyorum. Çünkü sadece kendi döneminde kalmamış. Şimdiyi de aynı şekilde eleştiriyor. Ama dediğim gibi zaten Ferit Edgü muhteşem bir gözlem yeteneğine sahip bir adam. Bunu da okumanızı öneririm, ama Ferit Edgü'yü başlamak istiyorsanız Hakkari'de Bir Mevsim, onun ardından Kimse, onun ardından Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı diye devam edip sonra bunları okuyabilirsiniz. Okuduğum bir diğer kitapsa Pelin Buzluğ'un En Eski Yüzü oldu. Aslında Pelin Buzluğ'un bende Deli Balı vardı ve hani Deli Balı'da başlamayı planlıyordum Pelin Buzluğ'a. Onunla tanışmak istiyordum. Ama kitap babası Orçun'un bana attığı birkaç tane hikaye yüzünden dedim ki En Eski Yüzü okuyayım. En Eski Yüz güzel bir kitap. Karanlık bir kitap. Mutsuz olduğunuz zamanlarda okumanızı istemediğim kitaplardan bir tanesi örneğin. Ama yine dediğim gibi atmosferi çok karanlık. Bazı hikayelerden nefret ediyorsun. Ama bu şey nefreti değil, yani hani kötü bir nefret değil. Hani bazı oyuncular vardır ve rolleri gereği nefret etmen gerekiyordur ya onda. Ve daha sonrasında karakterden de nefret etmeye başlarsın. Hani o kişiye karşı bir antipati oluşur ama o kadar başarılıdır da sana bunu yapar. Aynı onun gibi bazı hikayelerinden nefret ettim. Bazı hikayelerin çok haksızlığa uğrattığını düşündüm falan. Başarılıydı. Ve hani hikayelerin her biri birbirinden bağımsız olmasına rağmen her birini öyle böyle bir şekilde sevdiriyordu sana. Tanıştığım için memnun olduğum yazarlardan bir tanesi oldu. Devamında gelecek. Ve son olarak artık şu yandan ses gelmemesi için o kadar sesimi kısıyorum ki bunun nasıl çıkacağını da bilmiyorum. Neyse, bu seferlik affedin beni. Bir diğer kitapsa Ali Teoman'ın Bebeğim Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı oldu. Ali Teoman'ı seviyorum zaten. Hani İnsansız Konağın ikonuyla okumaya başladım ben, ama gerçekten çok çok beğenmiştim. Kitaplarını da tamamlamaya başladım. İşte Bir Garip, Cinli Zümrüt Anka, Horasan El Yazmaları, Cafe Esperanza, Eşik'te ve Konstantiniyye Üçlemesini de aldım. Yine aynı şekilde İzmir'e giderken yanımda muhakkak bir tane Ali Teoman kitabı götüreceğim. Benimle birlikte olacak orada. 10 gün içerisinde ben yine büyük ihtimalle 4-5 tane kitap bitiririm orada. İnce ince alacağım ama yanıma kitapları. Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı... 3 farklı hikayeden oluşuyor ve 3 farklı hikaye birbirine muhteşem bir şekilde dolanıyor. Bir inci tanesinin etrafında dönüyor aslında hikaye. Farklı farklı kişiler var. İşte bir geçmişte yaşayan bir konağın sahibi var. Onun torununun hikayesi var ve bir de İstanbul'da geçen bir arkadaşlığı anlatan bir saklambaç hikayesi var ki saklambaç hikayesi muazzamdı. Yani diğerlerinde aslında eksiklik hissediyorsun, şey olmuyor. Hikayenin bütünlüğe bakıldığı zaman, bütünlüğe baktığın zaman evet bir tamamlayıcı görüyor. Çünkü inci tanesinin geldiği yeri görüyorsun. Ama saklambaç hikayesi için bile sadece okunacak kitaplardan bir tanesi bence bu. Orada da Ermeni bir çocukla, daha doğrusu sarrafın oğlu, kuyumcunun oğluyla bir antikacının oğlunun arkadaşlığını görmeye başlıyorsun. Yıllar yılı birbirlerine yaptıkları o kovalamacayı görüyorsun. Çünkü iyi bir antikacı ve iyi bir kuyumcunun oğlu. Fakat daha sonrasında yaşanan şeylerden dolayı, bu arada eski İstanbul'da geçiyor o hikaye. Gayrimüslimler çok büyük vergiler altında kalıyor ediyor ve işte adam işi bırakıp gitmek zorunda kalıyor. O kuyumcunun oğlu da çok farklı bir insan. Mesela insanların gözlerinin içerisine bakarak yalanlar söylüyor. Yani ama o kadar abartılı şekilde yalan söylüyor ki hani yalan söylediğini de karşı taraf anlıyor, fakat bunu söylediği zaman hayır hiçbir şekilde öyle değil diye şey yapıyor. Bu yalanlardan bıkmış bir arkadaşlık olarak başlıyor. Fakat daha sonrasında bu yalanlar çevresinde dönmeye başlıyor. Çünkü olay birazcık işte antikalarda sahte antikaların ortaya çıkması bilmem nesi falan üzerine inanılmaz bir hikayeydi. Yine beğendiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Çok giremiyorum, lanet olsun. Sana, yan komşu. Ben bunun acısını çıkaracağım. Sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu ama Ali Teoman'a başlamak istiyorsanız yine de bence İnsansız Konağın ikonunu okuyup oradaki hikayeleri görmeniz lazım. Onun ardından belki bu okunabilir. Ki ödül almış bir kitap, Bizlik Almış Bir İstanbul Masalı, Ali Teoman imzasıyla değil de
Nurten Ay imzasıyla çıkıyor en başta. Sonrasında bu sırrı ortadan kaldırıyorlar. Aslında neden öyle yapmış bilmiyorum ama İlteoman gerçekten çok güzel bir hikaye yazmış. Böyle ben böyle bir şey yazmış olsaydım bunu kendi adımdan yayınlatırdım. Yani farklı bir mahlas kullanmazdım. Öyle. Dediğim gibi şu anda elimde Ermin Yıldırım'ın Unutma Beni Apartmanı var. Ve gerçekten çok güzel gidiyor. Onunla birlikte okuyoruz biz onu. Hemen hemen aynı zamanlarda başladık. Hemen hemen aynı sayfalardayız şu anda. Burada bırakıp gidemem. Yanında götüreceğim. İzmir'de de onu okuyacağım. Birkaç tane daha kitap alacağım işte. Dediğim gibi yine yanıma onları okuyacağım. Böyle. Sesim çok yüksek yüksek başlayıp en son şu hallere kadar düştü. Ama şu yan komşu yüzünden. Neyse. Öyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.